Bu anlamlı iftar davetimize katılan ve aynı sofranın etrafında bir araya gelen siz değerli hemşerilerim, misafirlerimize bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Değerli misafirlerimiz, yardımlaşmanın, dayanışmanın, cömertliğin, merhametin ete kemiğe bürünmesi özellikle rahmet ayında gerçekleşmektedir. Sayın Süleyman Bölmez abimiz her zaman İstanbul'da gerek olsun Zeytinburnu'nda yapmış olduğumuzun Mardin programlarına sürekli eşlik etmektedir. Kendisine müteşekkiriz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli ilçe başkanımız da aynı şekilde Mardinleri hem Midyat'ta nasıl temsil ediyorsa İstanbul'da da temsil etmektedir. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Sayın Kaymakamımız Midyat'ta örnek işler yapmaktadır. Biz buna şahitlik ediyoruz. Zeytinburnu'nda 20 yıla yakındır belediye başkanımız iftar programları düzenlemekte. Sayın Kaymakamımız da batıya bakarak bunu Midyat'ta uyguladığı için kendisine teşekkür ediyorum. Ve Midyat halkına birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapılıyor. Biz kendisine de müteşekkiriz. Değerli katılımcılar, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet ediyorum. Bu güzel organizasyon için Midyat İş Adamları Derneği Başkanımız Sayın Abdülhakim Kaya ve kıymetli yönetimine çok teşekkür ediyorum. Malumunuz Ramazan ayı birleşme, bütünleşme, kaynaşma ve kardeşliğin has safhada olduğu mübarek bir ay. Bu ayı da en güzel şekilde idrak ettiğimiz kanaatindeyim. Kıymetli Abdülhakim kardeşimin de dediği gibi birlik, beraberlik içerisinde geçen bu Ramazan ayının hepimize hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Böyle bir birlikteliği, böyle bir beraberliği, böyle bir iftar programını düzenledikleri için de kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, Midyat İş Adamları Derneğimizin her zamanki nazik davetine bugün de katıldık.
ben huzurlarınızda Midyat'ta iş adamlarımıza başta başkan olmak üzere teşekkür ediyorum. Hem de iki hususu vurgulamak istiyorum. Hep zengin ifadesini kullanıyoruz. Ancak bu kelimeyi yanlış kullanmamak lazım. Çok parası olana biz zengin diyoruz. Halbuki öyle değil. Bizim hele ki Mardin halkımız, gittiğimiz köyde iki koyunu olan bir vatandaşımızın hiç gözünü kırpmadan bir tanesini kesip size yediriyorsa şuradaki gönlü zengindir. Cebindeki paranın miktarı değil. Bu nedenle zengin, gönlü zengin olan iş adamlarımızı Rabbim artırsın. Bizleri namerde değil merte daim muhtaç etmesin. Midyat İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeği için buluşmuş durumdayız. Mübarek aylarda birbirimize bol bol dua edelim, birbirimizi sevelim, birbirimize saygı duyalım. Saygı gösterelim, gönülleri, kalpleri incitmeyelim, kırmayalım. Hep beraber güzel işlere imza atalım inşallah. Bu yemek davetini bizlere sunan kıymetli iş adamlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Gönlünüzün hiç kırılmaması, kalbinizin hiç daralmaması, yüreğinizin de hiç incinmemesi temennisiyle mutlu Ramazanlar, mutlu bayramlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Midyat İş Adamları Derneği olarak Zeytinburnu'ndan, İstanbul'dan Midyat'a gönül köprüsü, gönül sofrası kurmaya geldik. Burada Ramazan'ın mağfiret dönemindeyiz. Burada hep birlikte gerek sivil toplum kuruluşları, gerek Midyat halkı, gerek işte kaymakamımız, milletvekillerimiz, siyasi partilerin liderleri hep birlikte burada dostane bir iftar açtık. Herkese teşekkür ederiz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Böyle günlerin hep birlikte sayılarını hep birlikte artırmamız lazım. Gönül köprülerini, dostluk köprülerini sürekli zinde tutarak İstanbul, Mardin, Edirne ayırt etmeden hep birlikte Büyük Türkiye için yürümemiz lazım.